üyesi arkadaşlar. Öncelikle Türk siyasetine yeni bir soluk kazandıran Deva Partisi hem genel başkanı genel merkeziyle sizleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Partiler ve seçimler demokrasilerin vazgeçilmez neyi derler? Unsuru derler. Ama her nedense son zamanlarda bu unsurlar hiç dikkate alınmıyor. İnşallah siz İnşallah. Sargıyı yararak Türk siyasetine yeni bir ne derler soluk vereceksiniz. Yeni bir nefes vereceksiniz. Ben çıktığınız bir yolda sizleri ÜNYAM adına şunu çok iyi biliyorum ki İlhan benim çocukluk arkadaşım sen keza öyle. Diğer arkadaşların çoğunu tanıyorum zaten. Gelmeyenleri de çok iyi tanıyorum. Evet, sizler iyi bir ÜNYA milliyetçisi arkadaşlarımsınız. Evet. ÜNYA adına güzel neler yapılabilecekse yapabileceğinizden zerre miktar kuşkum yok. Biz de ÜNYA Ziraat Odası'nda kendimizce diğer yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla ÜNYA çiftçisine en kısa yoldan en iyi neler yapabiliyoruz. Evet. Bunun çalışması içerisindeyiz. Elimizden geldiğince çiftçimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda 9 yılda 14 projeyle ÜNYA piyasasında söz sahibi olduk. Bu projelerimizin %50'sinin üzerindeki hep eğitim projesi. Özellikle minik çocuklara kıymet veriyoruz. Onları belki ziraat mühendisi olmaya zorlarız. Bildiğiniz gibi Türkiye'de tarım dip yapmış durumda. Oysa bundan yıllar önce dünyada kendi kendine yetebilen 7 ülkeden birisiydik. Suyumuzla, yağın karımızla, ürettiğimiz tüm ürünlerle maalesef ürettiğimiz bu ürünleri şimdi başka ülkelerden satın alıyoruz. Dünyanın bir yerinde bir hapşırık olduğunda burada öksürükle karşı karşıya kaldığımız bir dönemden geçiyoruz. İşte iki tane komşumuz, iki kardeş komşu, daha önceki yıllardaki kardeş komşu bugün bu küresel sermaye gruplarının çıkardığı bir kavga diye düşünüyorum. Orada kardeş kardeşi öldürüyor. Maalesef bizim de onlara bağlı olduğumuz çok temel bizi ilgilendirecek gıdalarla alakalı ülkemizde de şu anda sanki savaş Ukrayna Rusya'da değilmiş de savaş sanki onlarla bizim aramızdaymış gibi etkilendik. İşte bu hapşırık öksürük meselesi gibi. Bugünlerden bir an önce kurtulalım. Dünyayı barış idaresinin, güzellik idaresinin temennisiyle sizlere çıktığınız yolda başarılar diliyorum başkanım. Allah razı olsun. Evet, Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Önce kongremize teşrif ettiğiniz için hem teşekkürünü nezaketle yapalım dedik. Teşekkür ederiz. Çünkü o süreçte ben rahatsız olduğum için sizin de istişareye geçememiştik. Evet, Ulu Önder Atatürk'ün bir güzel sözü vardır. Köylü milletin efendisidir. Köylü milletin efendisidir ama maalesef köylümüz şu anda çok mağdur durumda, çok zor durumda. 80'li yıllarda ben bakanlıkta görev yaparken o zaman öğrendiğimde Türkiye dünyada kendi kendine yeten 7 tarım ülkesinden bir tanesiyken bugün çok şeylere muhtaç duruma düştük. Dediğiniz gibi başka yerdeki öksürük, hapşırık bile buraya öksürük olarak dönüyor. Evet, ciddi ve güzel bir tespit. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Özellikle sizler köylümüzle birebir ilişki içerisinde olduğunuz için sizler bizden daha iyi onları gözlemliyorsunuz. Mesela Deva Partisi'nin Sayın Genel Başkanımızın yayınlamış olduğu politikalarımızdaki en önemli maddelerden bir tanesi, 52 maddelik bir tarım politikamız var bizim. Bunlardaki en önemli maddelerden bir tanesi kesinlikle köylünün traktörüne icra gitmeyeceğiyle ilgili, yani mağdur edilmeyeceğiyle ilgili 52 maddelik bir çalışmamız var, yapıldı Deva Partisi olarak. İnşallah Allah nasip eder de en kısa zamanda yakın bir seçimde daha inşallah erken olur diyoruz. Deva Partisi'nin de mevcut hükümet içerisinde yer almasıyla birlikte köylünün, sizin gibi kooperatiflerin destekleyerek sorunlarını çözme noktasında sizlerle istişare yaparak çözüm bulunacağı kanaatindeyiz. Çünkü gerçekten kanayan çok yara var ama ses duyulmuyor. Çığlıklar çok yüksek aslında ama ses duyulmuyor veya duyulmamaya vuruluyor. Duyulmuyor. İşte geçtiğimiz günlerde bakan istifa etti, tarım bakanı istifa etti. Ve bu memleketimiz gerçekten çok zor durumlar süreç geçiriyor. Özellikle burnumuzun dibindeki iki tane ülkenin böyle bir savaşta olması hem insanların ölüm noktasında hem de bizim onlara buğday ve zeytinyağı konusunda
mecbur kalmamız noktasında çok sıkıntılı. Dediğiniz gibi oranın rüzgarı bize çok sert vurdu. Zor bir süreçten geçiyoruz. Fındığımız para etmiyor. Gübre fiyatları aldı başını gitti. Evet. İnsanlar fındık, eskiden fındık ağzına A derlerdi. Şimdi Z demeye başlandı. Üretici çok zor durumda. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Eskiden insanlar köylü yoğurdunu çarşıya getirirdi. Artık köy marketlerinde hazır ayranlar satılmaya geldi. Yani artık köyde yumurta üretemiyor. Şehirdeki yumurta köylere gitmeye başladı. Yani süt üretimi düştü çünkü her şey çok pahalı. Netice itibariyle çok güzel günlerden geçmiyoruz. Evet. Ve siz bu arada devletle, milletle köylünün arasında bir köprüsünüz. Bu köprülük görevinizi biz birebir, hem ben Medici kanalında olduğu için birebir takip ediyorum. Başarılı çalışmalar yapıyorsunuz. Sizi tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Güzel şeyler yapıyorsunuz. En azından şu yönünüzü beğeniyoruz. Dik duruyorsunuz. Yani evet. İktidar korkusu olmadan sesinizin çıktığınızı duyuyoruz. Biz işte korkunun ecele faydası yoktur diye düşünüyoruz. Güçlü olmak, haklı olmak anlamına gelmediğini düşünüyoruz ki siz de aynı şeyi düşündüğünüz kanaatindeyiz. O yüzden inşallah önümüzdeki en kısa zamanda yapılacak bir seçimle iktidarın bir kanadında da bizim olmamız inşallah bize nasip olduğunda beraber dünyamız için, köylümüz için, çiftçimiz için çok güzel projeleri istişareler halinde değerlendirir ve çözüm noktasında da beraber hareket etme noktasında inşallah en kısa zamanda bu dileğimiz gerçeğe dönüşür. Duygusuyla bu nazik kabulünüzden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Sizin hem arkadaş olarak hem dost olarak her zaman takipçiniz. Dostlarına takipçiniz. Evet, sağ ol. İnşallah daha güzel şeyler yaparsınız. Her şeye rağmen, her engele rağmen. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben saygılar sunuyorum. Sağ ol. Arkadaşlarıma da. Sağ ol. Evet. Eyvallah.